Muhterem dostlar, selamun aleyküm, selamlar, merhabalar efendim. Anneler, babalar, anne baba adayları, anneanneler, dedeler. Eğitim rehberi programında ailede din eğitimini konuşurken gelişim psikolojisinden bir girizgah yapmıştık. Öncelikle evlilik öncesini biraz konuşmuştuk. Şimdi 0-3 yaş noktasındaki kaldığımız yerden inşallah programımıza devam etmiş olacağız. Geçen programımızı birazcık hatırlayalım. 0-3 yaşla ilgili o girizgahımızda hani dil gelişiminin önemli olduğuna biraz değinmiştik ki evladımıza konuşmak. Hayır o anlayamıyor, duyamıyor, bilmiyor değil. Biz onu aynı yetişkinmiş gibi, büyükmüş gibi daha biraz biraz anlamaya başladıktan sonra kucağımıza alacağız, evi tanıtacağız, konuşacağız. Burada mutfak dolabı var. Burada masa var. Burada dolap var. Bu oyuncak. Bunları kelimelerle anlatacağız ki dil gelişiminde ciddi anlamda etki oluşturalım. Bu çok önemli. Daha yeni doğduğunda yine 0-3 yaştan bahsediyoruz. İşte yeni doğmuş bebeğimiz ilk 3 haftada yavaş yavaş 30-60 derece gözlerini kaydırabildiğini, yavaş yavaş 3 haftadan sonra takiplere başladığını, başladığımızı söylemiştik. İşte göz takibi, ses takibi mutlaka o bedensel, fiziksel gelişimiyle ilgili temel kontrolleri yapmamız çok önemli. Bu arada beslenmeye değinmiştik geçen programımızda. Annemizin doğal beslenmesi çok önemli. Bağımlılıktan aman ha zinhar kaçıyoruz. Sigara ve benzeri bağımlılıklar, alkol bağımlılığı hem hamilelik döneminde hem daha sonra daha çocuğumuz küçükken, o emzirme döneminde ciddi anlamda dikkat edilmesi gereken bir unsur. Yine bu yaşlarda, 0-3 yaşta gelişim için önemli bir unsur da baba mefhumu. Baba yine de çok önemli çünkü anne bütün gün kardeşleri varsa kardeşleriyle uğraşıyor. Daha yeni doğmuş bir bebek doğumdan sonra annenin meşakkati fazla. O ilk zamanlar, ilk aylar baba eve gelince çocuk için farklılık. Devamlı aynı ortam değişmeyen bir durum ama akşam eve baba geliyor. Baba bir çınar, baba bir direk, baba yeni bir lezzet o evlat için, o bebeğimiz için. İşte baba bu noktada çok önemli. Yorgun da olsa en az, en az yarım saat eğlencesiyle diğer zorunlu ihtiyaçlarının dışında en az yarım saat, bir saat belki daha fazla mutlaka bebeğiyle, çocuğuyla oyun oynayacak, gezdirecek, tanıtacak ve vakit ayıracak. Babalar bunlar çok önemli. Çünkü baba onun için bir dik duruş, bir girişimcilik, önemli bir nokta ve bir farklılık çocuk için. En az yarım saat diyoruz. Aslında bu literatürde nitelikli zaman olarak geçiyor. Nitelikli zaman. Yani çocuk ilgiye de doyması gerekiyor. Size doyması gerekiyor. İnanın ilgi çocuklar için, bebekler için ekmek kadar, su kadar çok önemli. İlgi ekmek kadar, su kadar çok önemli. İşte dikkat çekme için ilgi göstermeyen çocuklar yaramazlık yapabiliyorlar farklı davranış bozukluklarına doğru gidebiliyorlar ilgi gösterilmeyen çocuklar. İlgi gösterilmesi çok önemli. Bunlar yaramazlık gibi de gözükebiliyor bazen. Yani çocuk kapıyı çarpıyor, çok şiddetli bir çarpıyor, çok şiddetli bağırıyor, tepki gösteriyor, olmadık bir şey fırlatıyor. Diyorsunuz ki yaramazlık yapma, yanlış yapıyorsun. Ama o çocuğun her hareketi aslında bize bir şey anlatmak istiyor. Acaba ne anlatmak istiyor? Bunu kavramak, bunu anlamak ilgiyle, alakayla oluyor. Bazen şikayet edilir. Çocuğun karnı tok mu? Evet tok. Baba başlar bağırmaya. Çocuğun karnı tok mu? Evet tok. E, altı temiz mi? Evet temiz. Ama bu niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Bir bakıyorsunuz, kucağınıza alıyorsunuz. Bir beş dakika sonra omuzunuzda uyuyakalmış. Hafif sallıyorsunuz. Peki ne oluyor, ne deniyor büyükler? Hmm, kucağa alışacak. Kucağa alışması lazım. Kucağa alışmak istiyor. Kucak istiyor değil mi? Sanki o bebek, ufacık bebeğin kucağı istemesi bir suçmuş, bir kabahatmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ya bırakın kucağa alışsın. Çünkü o dokunulmasını istiyor. Tensel teması istiyor. Uyarıyı istiyor. Önümüzdeki programlarda beyinle, beyin gelişimiyle ilgili konulara da değinmiş olacağız. Uyaranlar çok önemli. Çocuğa tensel temas çok önemli. O kucak istiyor, güven istiyor. Bu bir ihtiyaç. Karnı doymuş, fiziksel ihtiyacı tamamlanmış, altı temizlenmiş, her türlü ihtiyacı tamamlanmış ama sıkıntılı. Çünkü ilgi bekliyor. Anne sevgisinden mahrum, anne ilgisinden mahrum, baba ilgisinden mahrum. Ne vakalar var. Değişik değişik programlarda, şimdi diziler de var, yurt dışında meşhurdu. Artık Türkiye'de de yavaş yavaş bu terapi dizileri falan çekilmeye başlandı. Dizilerde de ciddi anlamda işleniyor. Bakıyorsunuz, diziyi seyredenler başlıyor ağlamaya. Büyük acılar çekilmiş, nice dramlar yaşanmış. Çok trajikomik bir hadiseler var. Hiç umrunda olunmayan çocuklar, istenmeyen çocuklar, kabullenilmeyen çocuklar hayat boyu neler neler yaşıyorlar. Bir kız çocuğu, üniversite öğrencisi, yeter ki birisi bana dokunsun diyor. Babası hiç sevmemiş. Annesi hiç aldırmamış. Neden? Kız çocuğu oldu diye. O mu seçmiş acaba kız çocuk olmayı? O mu seçmiş? Ne dersiniz? Erkek olanlar, erkek olmayı siz mi seçtiniz? Ee, ben erkek mi olsam, kız mı olsam acaba diye doğarken size sordular mı? Ne olacaksın? Nerede doğacaksın? Nerede büyüyeceksin? Nasıl bir iklimde olacaksın diye size sordular mı? Bu bizim elimizde değildi. Ama çocuğumuza ilgi göstermek bizim elimizde. Çocuğumuza ilgi göstermek bizim elimizde. Her ailede, her toplumda bu noktada maalesef çok farklı anlayışlar, sıkıntılı anlayışlar var. Efendimiz zamanı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir sahabi bedevi geliyor. Diyor ki, ya Resulallah biz İslam'la tanışmadan önce çok yanlışlar yapardık. Ama siz buyuruyorsunuz ki, İslam'la tanıştınız mı? Evet, günahlarınız affolundu. Ben ilk etapta iman ettim ve çok rahatım. Ama aklıma bir şey takıldı sormak istiyorum. Ben cahiliye döneminde bir kız evlat sahibi oldum. Mahalle baskısı çok acayip fazlaydı. İlk başta gizledik. Hiç kimseye söylemedik. Yavaş yavaş kızım büyümeye başladı. Tabi çevreden artık duyulmaya başladı sesleri. Ve derken tüm çevreye yayıldı. Kabileye, akrabaya yayıldı. Böyle olunca yavaş yavaş bana farklı bakmaya başladılar. Evet farklı bakmaya başladılar. Ondan kurtulmam lazımdı. Hiç kimse ticaret yapmıyor veya bir şekilde ilgilenmiyor, bir şekilde küçük düşürüyorlardı. Bir gün dedim ki artık ben buna dayanamayacağım. Artık kapıma işaret koymaya kadar gittiler. Ben buna dayanamayacağım dedim. Aldım güzel bir şekilde süsleyen kız çocuğumu götürdüm. Maalesef herkes gibi aynı hatayı yaptım. Bir kuyunun içine ittim bıraktım o kuyunun içine düşerkenki feryatlarını baba bırakma beni demelerini hala unutamıyorum. Günahlarımız affolunacak inşallah ya Resulallah. Ama ben düşünüyorum ki yarın cennette inşallah cennete gidersen o çocuk beni görürse baba neden beni kuyunun içine attın derse ben ne cevap vereceğim? Ben ne cevap vereceğim? Tam günahlarım affoldu ama ben mahcup olmayacak mıyım? Evet. Bir sahabinin serzenişi. Öyle bir din ki her yönden insana değer veren, çocuğa değer veren, kıza ya da erkeğe değer veren bir, bir din. Cennet annelerin ayakları altındadır. İslam dini kadına, hanıma gerçek değerini, gerçek elmas değerini hakkıyla vermiştir. Sonuna kadar vermiştir. Yazık ki şimdi maalesef anlaşılmıyor, bilinmiyor ya da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. İşte o evlat gibi, velev ki kız çocuğu, velev ki erkek çocuğu. Hepimiz evlat olduk. Ama onun hayatta tutunabilmesi için biz sorumluyuz. Şimdi öyle vakalar duyuyoruz ki, anaokulu öğretmeni geçen bir öğretmen anlatıyor, tanıdık birisi. Diyor ki, bir çocuk anaokuluna gönderilecek, 5 yaşına gelmiş, kendi yemek yemesini bilmiyor öğlen yemeği yiyecek. O kadar öğrenci var ben hangi birisine yedireyim? Fakat 5 yaşına gelmiş artık o öğrenme noktasını aşmış olması lazım. Yavaş yavaş kendi yemeğini yemeye dökse de saçsa da hafif hafif yemesi lazım. O özgüvenini gerçekleşmesi lazım. Ama hocam ama ben çocuğuma kıyamadım. Şimdiye kadar o çok yiyemiyor. Belli şeyleri de yemiyor. Ben zorla yediriyorum. Ben zorla yedirdim. Ben alıştırdım. Onun yerine ben 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 dedik. Sonra o çocuk şimdi hayatta artık kendi ayakları üzerinde durabilme noktasında değil. Şimdi burada çocuğun bu durumunda suçlu çocuk diyebilir miyiz? İşte içine kapatmak mı istiyorsunuz çocuğunuzu? Yarın girişimci olmamasını mı istiyorsunuz? Bir şeyleri becerememesini mi istiyorsunuz? İyi ilgi göstermeyin o zaman. Göstermeyebilirsiniz. Ama yarın onun keşke annem, keşke babam dediğini duymanızda inanın çok acı oluyor. Yıllar geçiyor anneler babalar çocukların eleştirilerini duydukça veya birtakım eksikliklerini kendi hatalarını gördükçe şurası cız ediyor. Ama inanın bu programlar çok önemli. Gelişimi bilirsek gelişim psikolojisini bilirsek gelişimle ilgili belli şeyleri çok hafif burada hap bilgiler veriyoruz bilirsek Allah'ın izniyle hata yapmayız veya doğru zamanda doğru şeyi yapmaya çalışırız. Aslında bu biraz da fıtrıydır. Ama bazı şeyleri yapmayınca sonra maalesef vakit çok geç olmuş olur. İşte bu güven meselesi, o çocuğa davranış, kucağına almak, kucağında büyümesi, ilgi duyması, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç. O zaman biraz önceki paragrafın, anlattıklarımın özü ne? Özü şu, ilgi çok önemli, ekmek gibi, su gibi, ilgi ciddi bir ihtiyaç. Çünkü ilgi güveni getiriyor. Güven ne demek? Güven hatta İslam dininde iman ifadesinin de eşitliği güvendir. İman eşittir güven. Ha. İmanla güven yani Allahu Teala'ya güvenmek. Evet. Namaz kılın, huzur bulacaksınız diyorsa, ha ben huzuru bulacağım. Namaz kılın, huzur bulacaksınız diyor ve ben huzur bulacağım inşallah. Güveniyorum ve yapıyorum. yaptığın yapınca da huzurumu buluyorum. Dürüst olun mutlaka kazanacaksınız. Evet bir bakıyorum. Gerçekten İslam dininin öğretilerini Hayatıma geçiriyorum ve karşılığını görüyorum. İşte güven, havaya çocuğumuzu atıyoruz bir kere. Korkuyor çocuk küçükken. İki kere atıyoruz korkuyor. Üçüncü de gülüyor. Niye? Çünkü iki kere siz tuttunuz. O biliyor ki üçüncüde de siz tutacaksınız. İşte o zaman size güveniyor. Ama siz aç bırakırsanız, ama siz zamanında altını açmazsanız, zamanında müdahale etmezseniz, zamanında doğru ilgiyi göstermezseniz, artık size güvenmemeye başlıyor. İşine geçen sadece size değil, Ondan sonra kimseye güvenmemeye başlıyor. Sonra da bizim çocuk pısırık, bizim çocuk çok e, girişken değil, bizim çocuğun veya çok aşırı girişken, çok fazla sınırını bilmiyor. İşte burada ölçüyü çok iyi dengelemek, neyse onu harekete geçirmek ama ilgi çok önemli. Zaman ayırmamız ve anlamaya çalışmamız. Her çocuk özel, her çocuk farklı. Hiçbirimizin parmak izi, saç telini, gözünün rengi, bunların hiçbiri aynı değil. Allah tektir, herkesi tek yaratmış. Allah tektir. Herkesi tek yaratmış. O çocuk da özel. O çocuğa özel, doğru çözümleri, sorunlarda doğru çözümleri bulabilmek için o çocuğu özellikle tanımamız gerekir. İşte burada ilgi çok önemli efendim. İşte 0-3 yaşta ahlak, Allah Allah ahlak ne öğreteceğiz hocam? 0-3 yaşta ahlak mı öğretilir? Ahlak büyüyünce mi öğretilir? Hayır, 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 hayır. Onlar sizi yetişkinlerin, biz yetişkinlerin ne yapıyorsa anında fotoğrafını çekiyorlar anında anında. Bakıyorlar bir hareket yaptığında evin kuralları belli olacak. Şimdi maalesef bu da ciddi bir sıkıntı. Evin kuralları belli değil. Nasıl bir sıkıntı? Şöyle. Kuralları koyuyoruz sonra da esniyoruz. Bir saat tabletle oynayacaksın diyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz 3 saat olmuş kimse sesini çıkarmamış. Baba sesini çıkarmış anne çıkarmamış. Anne sesini çıkarmış baba sesini çıkarmamış. Ha, çocuk bakıyor ki demek ki sesini çıkarmamak güzel bu doğru bir davranış. Ama ötekisi ses çıkartıyor. Ötekisi bir şey diyor, ötekisi bir şey demiyor. İşte burada önemli olan nokta, yanlış yaptığı noktada onay görmediğini çocuğa hissettirmek. Ama bunu şiddetle değil. Bunu doğru tepkiyle, güzel bir ilgiyle, güzel bir telkinle, şiddetle değil. Onay görmeyen davranışlar hafif birazcık tepki, birazcık soğukluk, birazcık hissettirme. Ama siz bunu hissettiğiniz zaman ha bu davranış yanlış diye düşünür. Hissettirmediğiniz zaman doğru diye düşünür. Onu hissettirmemiz lazım. Bu, bu sebeple kurallar koyuluyorsa şimdi 0, 1 yaş, 2 yaş çok kural yaşı değil ama 3 yaşına doğru gittiği zaman belli şeyleri hissettirmemiz lazım. Üzüldüğümüzü, sıkıldığımızı ya da sevindiğimizi. Aslında biz bunu yapıyoruz. Bunlar fıtratta var. Çocuk güzel yapınca alkışlıyoruz ama. Hemen alkışlıyoruz. Çok güzel olmuş diyoruz. Bak babası ne güzel yapmış benim kızım. Bak oğlum ne güzel yapmış diyoruz. Ama gel gelelim fıtrat açısından olaya bakıldığında. Bizim kurallarımızda bir tutarlılık olması çok önemli. O yüzden kurallar, doğrular, yanlışları evde ebeveyn olarak netleştirmemiz önemli. Yani bu aşamada bunu özellikle, özellikle altını çizerek e, belirtmiş olayım. Yani çocuk anlamaya başladıkça artık yavaş yavaş küçük çocuklar somut dönemden, soyut döneme daha geçmeden, daha çok küçükken belli şeyleri anlatmak zor olur. Biraz daha zor olur. Soyutları zaten anlatamayız. Kardeşine vurmak güzel değil, ayıp gibi ifadeler. Kapalı ifadeleri kullanırsak anlayamaz çocuklar. Ayıp. Ama kardeşine vurman onun canını acıtıyor hissettirmek, onun farkında vardırmak. işte bu çok önemli. Bu çok önemli. Bu yaşlarda, 0-3 yaşta önemli olan bir noktada yavaş yavaş aidiyet hissettirmesi. Burada özgürlük de önemli, fakat bağımlılık da sıkıntı. Özgürde bırakacağız ama belli kurallar çerçevesinde. Ama burada bağlılık ve bağımlılık noktasında ayrıyetten altını çizerek belirtmiş olalım. Ait hissetmesi için onun eşyaları olmalı. 3 yaşından itibaren yavaş yavaş eşyaları ona ait. Bu senin, bu senin kaşığın, bu senin çatalın, senin masada ayrı bir yerin var. Senin ayrı bir tabağın var. Bunu hissedecek. Zaten sizi bunu zorlayacak. İşte burada çok önemli bir nokta var ki bizim kesinlikle ve kesinlikle ilgili, alakalı ve takipçi olmamız. Son bir durumla bu dersimizi inşallah toparlamış olalım. Şimdi bugün ne işledik? Bugün işlediğimiz noktalar nitelikli zaman geçirmek, babanın önemi, çocuğun sadece karnını doyurmak ve altını temizlemek değil, bununla beraber aynı zamanda ilgi ve alakaya da aç olduğunu ilgi ve alakanın da su gibi, ekmek gibi gerekli olduğunu bugünkü dersimize dokunduk, işlemiş olduk. Güven ve ahlakla ilgili şu ifadeyi kullandık. Kurallarımız kesinlikle net olmalı. İyi davranışlar ve kötü davranışlar net olarak anne baba tarafından tespit edilmeli ve bu şekilde bir planlamayla kurallar konmalı. Ve bu kurallar üzerinden evladımıza ona göre davranmalıyız, tutarlı olmalıyız. Yani aynı davranış yaptığında bir seferinde alkışlarken veya bir seferinde tepki göstermekten göstermezken bir dahaki sefer eğer şiddetli bir tepki gösteriyorsak burada sorun var demektir. Çocuk ne yapacağını şaşırır, nasıl davranacağını şaşırmış olur ki burada dengesizlik söz konusu olabilir. İşte bu yaşta önemli bir nokta da şudur ki anneler, babalar bu yaşlarda çocuğumuzla ilgilenmek için kesinlikle Başka şeylere odaklanmayıp hayatımızın odak noktasını evladımız olarak değerlendirmemiz lazım. Anneler her zaman söylüyoruz. Kariyer iyi çocuk yetiştirmektir. Kariyer evladımızı en güzel şekilde yetiştirmektir. Onlar cennet annelerin ayakları altındadır boşuna denmiyor. Bunu özellikle altın çizerek belli ediyoruz. Bir gün bir anne, çalışan bir anne gidiyor bir oyuncakçıya ve diyor ki bana bir oyuncak verin. Benim çocuğum 3-4 yaşlarında ama bir oyuncak arıyorum. Nasıl bir şey arıyorsunuz hanımefendi diyen oyuncakçıya şu ifadeyi kullanıyorum. Öyle bir oyuncak olsun ki hani bir 5-6 saat, 7 saat yokken ben beni o çocuğu oyalayabilsin. Hani öyle bir şeyler olsun. Çocuk orada onunla 5-6 saat vakit geçirsin. Oyuncakçıdan çok ilginç bir cevap geliyor. Siz yokken onu oyalayacak oyuncak mı arıyorsunuz? Evet. Maalesef efendim. Oyuncak annemiz kalmadı. Diyor. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'ın emanında olun. Selamlar. Selamun Aleyküm.